zaman zaman kalemizde tehlike yarattı. Çok net olmasa da. İlk yarı 1-0'lık üstünlük. Özellikle top bizdeyken 10 kişiyle kendi sahasına yerleşen rakip vardı. Buralarda benim de isteğim takımından, oyun içerisinde de kenardan özellikle yine topa sahip olmak ama bir yandan da oyun yönü değiştirerek rakip kaleye gidebilmekti. Burada zaman zaman yine top kayıpları yaptık. Aslında bizden topu almaya çalışmayan bir takıma da zaman zaman topu kaybedip kendi kalemize kadar gelmelerine yol açtık. İkinci yarı benim görüşüm daha çok şans bulduk. Rakip kalede daha çok şans bulduk ama ceza sahası çevresi ve ceza sahası içinde yanlış tercihler yaptık. Kendi kalitemizde işler yapabilseydik ikinci golü bulup çok rahat bir maç geçirebilirdik. Bunun yanında rakibimiz ilk maçta da bunu bize net bir şekilde gösterdi. Topu her kazandıklarını çok etkili bir şekilde hücuma çıktılar. Birbirlerini çok iyi tanıyan ve özellikle çok fazla hareketli olan, koşu yapan bir takımdı. Oyun içerisinde de bunu gördük ve verdiğimiz pozisyonlar oldu. Özellikle 1-1 sonrası da belki biraz baskı üzerimizde oluştu. Ama son 10 dakikalık bölümü daha net, kolay bir şekilde atlattık. Rakibimizi tebrik etmek istiyorum. İyi bir takıma karşı oynadık. Avrupa Ligi'nde de başarılı olacaklarını düşünüyorum. Bize gelince tabii ki tam takım değiliz. Çok fazla eksiğimiz var. Özellikle bizim için kilit oyuncular, yani bunu maç öncesi veya daha önceden söyleyeceğim bir şey değildi ama şu anda tabii ki bugün baktığımızda kenardan özellikle kanat oyuncusu anlamında sadece Barış'ı kullanabildik. Bakamoyu oraya attık. İki tane çok iyi kanat oyuncumuz var ama şu an hazır olmadığı için bizle beraber değil. Yunus'u ilk maçtan sonra göndermek zorunda kaldık. Yunus uzun zamandır gitmek istiyordu. O maçı oynadıktan sonra gitti. Tabii ki keşke bugün kadromda olsaydı, Yunus gibi bir oyuncuyu kullanabilseydim. Micho aynı şekilde ilk maçta oynadı. Bu maçta da kullanmak istiyorduk ama onun da transferle ilgili görüşmeleri var. Belki o da aramızdan ayrılacak. Bununla ilgili de ufak da bir sakatlığı vardı. O da bugün sakatlığından dolayı bizle beraber olmadı. Yani diyeceğim çok hazır olmadığımız, belki tam kadro olmadığımız ama Şampiyonlar Ligi'ne girmek için mücadele ettiğimiz, iki maçta da kazanarak bitirdiğimiz, ülke puanı için önemli bir katkı, Galatasaray için önemli bir katkı, hem maddi hem manevi anlamda bizim için önemli bir değer Şampiyonlar Ligi. Bundan sonra Eylül ayı bizim için çok daha iyi olacak. Gaziantep maçıyla milli takım arasına gireceğiz. Bu bizim için hem nefes alma hem oyuncularımızın kendi performanslarını da yukarı çekmesi, hem de hazır olmayan oyuncuları hazırlamak, bir yandan da transfer eksiklerimizi tamamlayıp milli takım arası sonrası çok daha iyi bir duruma geleceğimizi düşünüyorum. Cenk Bey. Cenk Çınar, Aydınlık Gazetesi. Hocam öncelikle tebrikler. Dün yaptığınız toplantıda önce bu turu atlatalım, daha sonra transfer çalışmalarına bakarız demiştiniz. Turu atladınız. Şimdi aklınızda kaç bölgeye transfer düşünüyorsunuz? Hangi bölgelere transfer yapmayı düşünüyorsunuz? Teşekkürler. Ya şöyle, bu maçlardan sonra böyle sıcağı sıcağına çok fazla transfer düşünürsünüz ama oyunda istediğiniz gibi gitmeyince. Ama tabii ki bir kadromuz var. Oyuncularıma güveniyorum. Bu dönemki performansları belki çok iyi olmasa da oyuncularıma güveniyorum. Ayrılacak oyuncular var aramızdan. Ayrılmak isteyen oyuncular da var. Burada tabii ki bazı oyuncuları biz bırakmıyoruz ama yine ayrılmak isteyen oyuncularımız da var. Onun yanında tabii ki Şampiyonlar Ligi için elimizde çok ciddi bir koz var ama çok az bir süremiz var transfer için. 4 Eylül biliyorsunuz listelerin verilme günü. 4 Eylül'e kadar transfer yapmamız gerekiyor. Yani burada düşüncemiz 2 veya 3 transfer olarak düşünüyoruz ama dediğim gibi burada aramızdan ayrılacak arkadaşlar da bizim için bunu biraz daha belirleyecek. Ama iyi transferler Şampiyonlar Ligi'ni taşıyacak. Şampiyonlar Ligi'nde bize önemli işler verebilecek transfer yapmak istiyoruz. Tabii ki bu da kolay olmuyor. Bazen oyuncuları takımlara bırakmıyor. Bazen de dediğim gibi oyuncuların da
İşte oynamak istedikleri lig bu anlamda farklı. Türkiye Ligi tabii ki ilk tercihleri olmuyor. Bu da bizim için, Türk takımları için büyük sıkıntı. Ama biz hedeflerimizi, projelerimizi doğru bir şekilde anlatırsak inşallah yine bu dönemde iyi oyuncular kadromuza katarız. Burhan Can Bey, mikrofon geliyor. Burhan Can Terzi, hocam tebrik ediyorum. Hem geçen sezon hem bu sezonun 8. resmi maçı itibariyle öz eleştiri yapan bir teknik direktörsünüz. Oyunun tatmin etmediğini siz de söylüyorsunuz. Bu 7-8 maçlık süreç içerisinde beklediğiniz bir bölüm müydü geçiş süreci olarak? Ve oyun tam olarak size göre nerede olmuyor? Yani şöyle, tabii ki çok geç oluşan bir takımız. Yani burada mesela Tete bugün ilk 11'deydi ama ilk defa ilk 11'de çıktı. Bu da Şampiyonlar Ligi'nin en önemli maçına bir maç önce 10 dakika oynamıştı. Bugün ilk 11'de başladı. Onun yanında Kerem Demirbay ilk defa ilk 11'de başladı. Oyuncuların birbirini tanıma süresi, işte kendi formlarını daha yükseltme süresi, yani Kerem, Tete gibi oyuncular oynadıkça daha iyi duruma gelecekler. Tabii işte orada Kerem Aktürkoğlu'na, Mauro'ya daha çok alışacaklar. Torreira'ya daha çok alışacaklar. Angelinho tabii ki, o da bu sene geldi. O da birbirini tanıma aşamasında. Yani burada yeni gelen oyuncularla birlikte aslında bu geçiş sürecini biz hem yarışıyoruz hem de Şampiyonlar Ligi'ne katılmak çok önemliydi, değerliydi. Bunu başardık. Ligde bir galibiyet, beraberlik aldık. Antep maçı da dediğim gibi, yani orayı da atlatırsak aslında bu dönem için, bizim için başarılı bir dönem olacak sonuç olarak. Devamında tabii ki oyuncuların form durumu önemli olacak. Yani Zaha ve Hakim Ziyech gibi iki tane oyuncunuz var. Bu bölümde bunu kullanamıyorsunuz aslında. Yani bu belki bununla ilgili çok fazla konuşmuyoruz, anlatmıyoruz ama dediğim gibi bu oyuncular bugün sahada olsaydı belki, veya kulübeden gelse bile, bizim için çok önemli bir katkı sağlayabilirdi. Ama dediğim gibi bu dönemi geçtik. Artık bundan sonra burayı kazanarak geçmek önemliydi. Bundan sonra yapacağımız transferler, oyuncularımızı daha hazır hale getirerek daha iyi hale, daha iyi duruma geleceğiz. Biraz süre alıyor her şey. Yani bugün bunu yaşıyoruz takım olarak. Ama burada da kazanmak çok önemli. Yani ülke puanına önemli bir katkı yaptık. 15 yıl sonra bir Türk takımı playoff ön elemeden Şampiyonlar Ligi'ne katılıyor. Bu da çok önemli, çok değerli. O yüzden bu anlamda mutluyuz. Yani burada sonucu da düşünmek lazım. Bazen oyunu istiyoruz tabii. Ben de istiyorum, siz de istiyorsunuz. Hepimiz iyi oyunla iyi sonuç istiyoruz. Daha iyi oyunla iyi sonuç istiyoruz. Ama karşımızdaki rakibin de ne kadar iyi bir takım olduğunu da unutmayalım. Çok hazırlar. Ligde 20 haftalık bir periyot oynadılar. Zaten koşan, mücadele eden ve atletik bir takım. Bunu da saha içerisinde net bir şekilde gösterdiler. Rakibimizi de burada işin içine katmak gerekiyor. Avrupa Ligi'nde belki rakibimizi bundan sonra takip edip ne yaptığını daha net bir şekilde görürüz. Görkem Bey. Takvim.com.tr Görkem Ağgündüz. Hocam siz de bahsettiniz, tam Zafer Bayramımızda hem ülkemiz hem Galatasaray için güzel bir zafer oldu. Bu konuda tebrik ediyorum sizi de. Ben Galatasaray'ın biraz transfer profilini soracağım. 8 numara için hocam Torreira biraz sanki orta sahada savunma anlamında yalnız kalıyor gibi. En azından ben öyle hissettim. Galatasaray'ın aradığı 8 numara profili biraz savaşçı bir isim mi olacak, yoksa yine Oliveira tarzında pasör, fırsatlar yaratan bir isim mi olacak? Teşekkürler. Evet, o bölgeye bir transfer yapmayı düşünüyoruz. Tabii ki istediğimiz oyunun iki yönlü oynayabilecek oyuncu. Yani savunmada da o katkıyı verebilecek. Yine oyun içerisinde. Yani bugün Lucas'a baktığımızda Lucas öne doğru da gitti. Aslında zaman zaman Kerem kaldı, Lucas gitti. Öne de destek verdiğini, hücuma da destek verdiğini, bu özelliğinin olduğunu da Lucas'ın biliyoruz. Eğer yanında o tür box'ta box oynayan bir oyuncu, yani bugün Kerem onu zaman zaman doğru bir şekilde yaptı. İlk defa bir arada oynadılar. Onlar da oynadıkça bunu daha iyi bir şekilde yapacaklar. Ama bizim de düşündüğümüz profil bu. Ama çok da kolay değil. İstediğiniz oyuncuyu çok net bir şekilde bulamıyorsunuz. İşte bazısının savunması iyi, bazısının hücumu iyi, bazısının ayakları iyi, bazısı daha dinamik, atletik. Yani bir sürü farklı şey var. En iyisini almak istediğinizde de alamıyorsunuz zaten. Hepsinin iyi olduğunu.
İsteğimiz bu tabii ki hepsinin içinde olduğu bir oyuncuyu almak ama o kolay değil. O yüzden bakacağız. Yani son hafta burada tam olarak tabii belirlediğimiz oyuncular var, ilgilendiğimiz oyuncular var. Ama tam net olarak şu anda elimizde bir isim yok. Levent Bey. Hocam, Levent Üsemen Sabah Gazetesi. Tebrik ediyorum, Şampiyonlar Ligi'ne kaldınız. İkinci tebriğimde 5 maç üstte kazanan ilk teknik direktörsünüz, Türk teknik direktör. Bu da çok başarı. Birinci sorum şu. Sezon öncesi bir kampa gidiyorsunuz. Sonraki süreçte oyuncu yapısı değişiyor. Bu oyununuza zarar veriyor mu? Takım oyununa zarar veriyor mu? İkinci sorum, Icardi bir ara sakatlandı gibi oldu. Yani belki taraftarların yüreği oynadı. Icardi'nin yanına başka bir santrfor düşünüyor musunuz? Yani diğer oyuncular net santrfor değiller. Böyle bir talebiniz olacak mı yönetimde? Şöyle, tabii kamp çok önemli. Oraya işte tam takım gittiğinizde her şey mükemmel oluyor. Ama bugünkü takımdan baktığımızda mesela Tete yoktu, Icardi yoktu, Kerem Demirbay yoktu, Torreira sakattı, yoktu, Anelinho o kampta yoktu. Aslında takımın yarısından çoğu orada yoktu. Devamında yavaş yavaş geldiler. Yani Bakan bu da buna dahil. Halil Dervişoğlu da aynı şekilde buna dahil edebiliriz. Yani birçok oyuncu devamında geldi. Biz de kamp görmeden, tam olarak çalışmadan da sezona başladık. O süreçte onları hazırlıyoruz aslında yavaş yavaş. Yani bu süreçte aslında Şampiyonlar Ligi'ne ön eleme maçlarını oynadığınız süreç, bir yandan bu oyuncuları, bir yandan gitmek isteyen oyuncular, yani Yunus da bunu yaşadık. Yunus'un hep gitme isteği oldu. Zaniolo aynı şekilde hep gitmek istedi. Onun istekleri oldu. O yüzden tam olarak burada yani çok sağlıklı bir şekilde hazırlanamadık açıkçası. Ama burada yarışmamız gerekiyordu. Bence doğru yarıştık. Doğru işler yaptık. Şampiyonlar Ligi'ne girdik. Bundan sonra daha iyi olmak için, dediğim gibi başta da söyledim, yani bugünün dışına çıkıp ve bugünden daha iyi olup orada da hem Şampiyonlar Ligi'nde hem ligde Galatasaray'ın net bir şekilde ne olduğunu göstermemiz gerekiyor. Yani şu anda tabii orada Bakan bu var, Halil var, Barış var, santrafor bölgesinde kullanacağımız. Şu andaki mevcut yapımız içinde yabancı sayımız ve Türk oyunculara baktığımızda buraya bir takviye düşünmüyoruz. Bu oyuncularla devam edeceğiz. Serdar Bey. Serdar Kelleci, TV Bu Spor. Hocam, tebrik ediyorum. 3 eleme geçip Şampiyonlar Ligi'ne katıldınız. Çünkü bu bir hayal gibi konuşuluyordu genelde Türk futbolunda. Bugün de ama şunu gördük sanki, Galatasaray'ın orta saha ve forvet bloğu arasında o 8'i oynayabilecek karakterle ilgili. Şimdi arkadaşımız da sordu aslında soruyu ama ben yinelemek istiyorum. Sizin kafanızdaki orta saha 8 tipinde biraz daha delip geçen blok kran mı, yoksa yine bir pasör orta saha mı var? O 8, sizin profilinizdeki 8'i biz merak ediyoruz. Ya burada tabii ki... Yani çok özür dilerim. Evet. Ndombele tarzı, Fofana tarzı, Hrampark tarzı bir 8 mi yoksa pasör mü? Tam net olarak. Ya şöyle, burada tabii ki biz hep orta sahamcılarını konuşuyoruz ama özellikle forvet arkası pozisyonunda oynayacak oyuncumuz da çok önemli. Oradaki oyuncunun da oyun içerisinde çok ciddi oyun kurarken katkı vermesi gerekiyor. Orada da birçok seçeneği elimizdeki oyunculardan düşünebiliriz. Yani özellikle orta sahada oynayabilecek oyuncumuzun, yani direkt olarak 8 numara değil, ikisini birden oynayabilecek bir oyuncu. Yani burada da Şampiyonlar Ligi bizim için çok önemli, çok sert maçlar olacak. Orada ikisini birden oynayabilecek bir oyuncu bakıyoruz. Yani hem mücadele gücü yüksek hem de toplu oyunda ayağı düzgün bir oyuncu bakıyoruz. Yani bu kolay değil, bu zamanda. Yani zaman geçtikçe daha da zorlaşıyor. Ama son hafta elimizdeki opsiyonlardan, belki yeni çıkacak opsiyonlar olabilir, onlara bakıp buna net bir şekilde karar vereceğiz. Ama yani oyunun içerisinde özellikle yine forvet arkası bölgesinde de Mertens'in iyi niyetli olarak özellikle hücum preste hareketlilikte doğru işler yaptığını görüyoruz. Biraz daha onu oyun kurmada da oyunun içine daha çok katmamız gerekiyor. Daha çok oyun kurmada da bize katkı vermesi gerekiyor. Bu da bizim için özellikle oradaki orta saha profilini belirlerken o da çok önemli olacak. Metin Bey.
Mikrofonu buraya alabilsek. Metin Pekgüven, TV Spor. Hocam tekrardan tebrik ediyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde 3 turu geçtikten sonra grupları kalma başarısını gösterdiniz. Yarın, daha doğrusu bu akşam oynanacak mücadelelerle beraber torbalar da belli olacak. Sizin aklınızdaki Şampiyonlar Ligi grubu nasıl hocam? Son Şampiyonlar Ligi maceram tabii ki Başakşehir takımıyla şampiyon olduktan sonra Şampiyonlar Ligi'nde oynadım. Oradaki kura şansım çok iyi değildi. Paris Saint Germain, Manchester United ve o dönemin en iyi Leipzig'ine çekmiştik. İnşallah öyle bir kura olmaz. Tabii ki bu saatten sonra oradaki takımların hepsi çok iyi takımlar. Yani hepimizin ortak düşüncesi herhalde. Üçüncü torbadan kimin geleceği o önemli oluyor. İkinci, üçüncü torbadan gelecek takımlar aslında burada önemli olacak. Birinci torbada hep iyi takımlar var. Buna çok fazla da aşırı takılmamak gerekiyor. Tabii ki iyi takımlar gelecek bir kere. Yani hepsinin farklı özellikleri olan iyi takımlar gelecek. Yani iyi takımlara karşı belki bu da bizim için önemli. Daha iyi işler yapma şansımız da var. Yani özellikle bu maçların konsantrasyonları çok farklı oluyor. Yani bugünkü maç bizim için daha zordu. Molde'ye karşı oynamak hep daha zordur. Onların kaybedeceği çok fazla bir şey yok ama Galatasaray'ın kaybedeceği çok fazla şey var. Bu da üzerimizde zaman zaman baskı yaratıyor. Onlar daha heyecanlı, daha istekli oluyorlar. O yüzden oynayacağımız maçların sertliği zaman zaman bizim de hoşumuza gidecek maçlar olabilir. O yüzden hayırlısı olsun. Yani çok fazla da kim gelir kim giderden çok orada ne yapacağımız önemli. Oraya çok hazır halde çıkarsak yine dediğim bundan önce biz Galatasaray olarak Avrupa'da çok önemli işler yaptık. Hedefimiz tekrar Galatasaray'ın Avrupa arenasında isminin yine televizyonlarda konuşulması. Transfer anlamında çok fazla konuşuluyor. Biz oyun ve başarı anlamında da bunu konuşturtmak istiyoruz. Arkadaşlar hala çok fazla soru talebi var ama saat de geç oldu bildiğiniz gibi. O yüzden son soruyu alacağız. Kusura bakmayın. Gürkan Bey son soru buyurun. NTV Gürkan Ak. Tebrikler öncelikle. Bundan sonraki süreçte de başarılar diliyorum hocam. Icardi merak ediliyor bence. Bir parantez açarak sormak istiyorum. İlk yarının son uzatmalarla birlikte evet. Son 15 dakikasında sakatlandı. Stat'tan da hafif sekerek ayrıldı. Devre arasında ne konuştunuz? Kendi mi oyunda kalmak istedi? Ciddi bir durum var mı? Darbeden dolayı bir sinir sıkışması oldu. Özellikle ikinci yarıya çıkarken 10-15 dakika bakmak istedi. Ondan sonra belki dışarı alırız diye konuştuk. Ama devamında oyunu devam etmek ve bitirmek istedi. O yüzden oyuncu değişikliği yapmadık. Biraz tabii soğudukça onun etkisi biraz belki yarın sabah daha net bir şekilde çıkar. Ama yani bir darbeden dolayı bir sıkışma oldu. Yarın daha net bir şekilde görürüz. Herhangi bir adale sakatlığı değil. Sadece oraya aldığı bir darbeden dolayı bir sinir sıkışması oldu. Teşekkür ediyoruz. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar.